Gürpınar'daki kentsel dönüşümle ilgili bu değerli proje İstanbul'umuza hayırlı olsun. Kentsel dönüşüm depremle ilgili en büyük tehdidin ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Bu noktada da bütün ekibimizle İstanbul'un 39 ilçesinde etkin bir biçimde sahada çalıştığımızı vatandaşlarımıza duyuralım. Uzun süren, meşakkatli ama ne yazık ki bir bölümünde siyasi bir kısım iradelerin engellemesiyle geciken Gürpınar'daki bu alandaki dönüşüme başlamak benim belki de en mutlu anlarımdan birisi. Umut ediyor ve diliyoruz ki İstanbul'da hiçbir çocuk, hiçbir aile tereddütlü bir biçimde evinde deprem korkusuyla yatağa girmesin. Bu büyük bir mücadele. Bu mücadelede bakanlığımızdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, ilçe belediyelerinden bütün kurum kuruluşlarına el birliğiyle dayanışma içerisinde mücadelemizi ortaya koymalıyız. Bu bir seferberlik duygusu gerektirir. Bu duyguyu perçinlemek, geliştirmek adına da her zaman şahsen ben ve bütün ekibim üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz. Ekrem Bey, İstanbul gündemine dair birkaç sorumuz da var. İlki, geçtiğimiz günlerde UKOME toplantısı oldu Mart ayı için ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında da İBB %50'lik bir zam teklifiyle geldi. Ancak bakanlık yetkililerince de bu teklif kabul edilmedi. Aslında günlerdir de İBB ve İETT mi batırılmak isteniyor yönünde de yapılan eleştiriler de var. Sizler neler söyleyeceksiniz bu konuda? UKOME toplantılarında o sandalyede oturan ve süreci yönettiğini zanneden kişinin bakanlık yetkilisi diye tariflenmesini dahi istemiyorum. Öyle bir akıl, öyle bir zihin o koltuğu işgal edemez. Yani eğer şahsi kanaati ise değilse onu yönlendiren insan kimse, insanlar, onları da kınıyorum. Yani bu şehirde sadece 2,5-3 ay içerisinde %120'lere varan akaryakıt zammını yaşayacak bu şehir, bu ülke. Diyeceksiniz ki ulaşımda zam yok. Yani toplu taşımada yok. Hatta korkacaksınız taksicinin kızmasından, minibüsçünün kızmasından. Onlara verelim, toplu taşımaya yok. Hani bu denli akıl tutulması desen hafif kalıyor. Şaşkın. Yani bir şehrin siyasi itirazları üzerinden kurumlarını batıracak kadar gözü kararmış insanların siyaset yapmasını gerçekten üzülerek takip ediyorum. Bu akla birinin dur demesi lazım. Yani gelip UKOME'yi zapt ettiler uydurma bir genelgeyle. Hala davası devam ediyor. O davaya cevap vermeyen idare mahkemesinin de görevini yapmasına onu davet ediyorum. Geldiler, zapt ettiler. Şimdi burada İstanbulluya hizmet verme çabası içerisinde olan kurumlarımızın iş yapmaları engelleniyor. 10,5 milyarı aşan bir sübvansiyon rakamı şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde söz konusu. Yeni gelen zamlarla, şu anki tarifeyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımadaki otobüsleri, metrosu vesaire gibi birçok alandaki araçların çalışabilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden oraya neredeyse bugün 10,5 diyoruz, belki yarın 11 milyar diyeceğiz. Zam durmuyor ki. Yani belki yarın akşam tekrar zam gelecek akaryakıta. Yalvarıyoruz, bakın 11 Büyükşehir Belediyesi olarak birkaç kez yayınladık. Bugün de Aydın'da bir toplantımız daha var. Oraya gideceğim. Yayınladık. Dedik ki madem destek olmak istiyorsunuz toplu taşımaya, ÖTV'yi almayın. KDV almayın. Yani toplu taşıma, akaryakıtla ilgili bizi destekleyin. Onu da biz avantaj olarak vatandaşımıza yansıtalım. Ama yani biz otobüse su koymuyoruz. Hoş, suya da zam yapmıyorlar. Yani insanların su içmesini bile engellemeye dair ellerinden geleni yapıyorlar. Yani bu şehirde, bu ülkede elektriğin fiyatı %300'lere yakın artmış 2019 seçiminden bu yana. Su aynı yerde duruyor. Suyu elektrikle yolluyoruz insanların evine.
ya da arıtmayla ilgili birçok ham maddeye bakarsanız. O bakımdan İETT'yi de batırmak istiyorlar, gözleri kararmış. İSKİ'yi de batırmak istiyorlar, gözleri kararmış. Ne karartmış gözlerini? Vay bu Ekrem İmamoğlu nereden çıktı da 2019'da İstanbul'u kazandı? Akılları gitmiş ya. Yani bu nasıl bir duygudur, bu nasıl bir anlayıştır? Bu olayın dışında kalmaya çalışıyorum. Kurulları bir araya getiriyoruz. Bakın şu anda bile istişare ediyorlar. Efendim A kişisinden haber bekliyoruz. B kişisinden haber bekliyoruz. C kişisinden haber. Kimsiniz ya? Bu işin matematiği var. Yani bir ülkede mazota zam geliyorsa, yani insanların emeğine de zam yapmak zorundayız. Yetmiyor bile. Bakın %50 fedakarlıkla hazırlanmış bir tarifedir, onu söyleyeyim. Yani yine vatandaşı koruyan, yine kurumu rahatlatan değil, vatandaşı koruyan bir zam rakamıdır. Bakın ne diyorum? Akaryakıt zammı onun neredeyse 2,5 katı. Son 3-4 ayda. Ama biz %50'yi getiriyoruz. O bakımdan kişisel ihtiraslarıyla değil, toplumsal ihtiyaçları gözeten bir akılla lütfen kendilerine gelsinler. Lütfen. Yani bu millet bu yaptıklarını unutmaz. Günü geldiğinde hesabını sorar ve soracaktır da. Onun için bıraksınlar. Bak İSKİ bu toplumun güzide kurumu. İETT 150 yıllık kurumu hizmet etmek için çırpınıyor. Genel müdürümüz, ekibi yazıktır, günahtır. Biz ister miyiz vatandaşımıza zam yapma? İstemeyiz. Hadi bakayım. Alın akaryakıt zammını geriye. Alın elektrik zammını geriye. Biz o zaman niye zam isteyelim ki, istemeyiz yani. Anlatabiliyor muyum? O bakımdan çok yanlış içerisindeler. UKOME'deki ısrarımız devam edecek. Bakalım minibüsçüye de, otobüsçüye de, taksiciye de zam vermiyoruzu hangi gerekçeyle nereye kadar savunabilecekler? Peki aynı zamanda İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu'nun da açıklaması oldu. O da size bir talepte bulunduğunu ve genel kurulu toplamanız ve yeni fiyat düzenlemesi için de bir adım beklediğini söyledi. Toplayacak mısınız? Tabii ki. Bunun önünde nasıl bir adım olacak? Tabii ki toplayacağız. İSKİ tarifeyi düzenleyemediği her ay 300 milyon lira daha eksiye gidiyor. Yani biz Ocak, Şubat, Mart tarifeyi düzenleyemedik. 1 milyara yakın eksiye gitti ekstra. Bakın bize 3 senede verdikleri zam %13,4. Yani su ve elektrik faturaları seçimde göreve geldiğimizde birbirine yakındı. Şu an elektrik faturası, su faturası neredeyse 4 kat. Yani akıl alır gibi değil. Yani akıl alır gibi değil. O bakımdan İSKİ'de talebi görüyoruz. Mutlaka genel kurula gidilecek. İstişare edilsin diye yalvarıyoruz. 3 aydır istişare ediyorlar, sözüm ona. 3 aydır. 3 aydır. Yani mecliste grubu olan partilerin üyeleri komisyonlar marifetiyle tartışsınlar. Yani neye karşı çıkıyorsunuz o masada söyleyin. Cevap yok. Ama kurul salonuna geliyorlar, hayır. Ya da kendi kafalarına göre bir oran. Neye göre bir oran? Yani bu insanlar, bürokratlar, orada çalışan uzmanlar, geçmişten bugüne çalışıyor çoğu. İETT'de de, İSKİ'de de. İSKİ'de 30 senedir, 20 senedir çalışan insan, onların yaptığı çalışmaları yok sayıyor. 10 günde, 15 günde bir meclis üyesi siyasi iradeyle ortaya koyduğu bir oranı meclise getirecek kadar şaşkın bir teklifle bizi karşılaştırıyor. Onun için biz olağanüstü genel kurul yapmaya devam edeceğiz. Hakkımız olduğu sürece şehrin aksi takdirde her iki kurumda çok büyük bir zarar içerisine giriyor. Başkan, gündemde bir de size yönelik bir suikast ihbarı var. Öncelikle bu konuyla ilgili emniyet birimleri ya da adli makamlar tarafından başlatılmış bir işlem var mı? Son durum nedir? Açıkçası ben de basından okudum, okuyorum. Yani bu tür hamleler olur olmaz, yazılır, çizilir. Birileri bu işi ihbar eder ya da itiraf eder. Ama bizim, yani şahsen benim beklentim, bu işle yetkili, ilgili olan kurum ve kuruluşların gerektiği zaman dilimlerinde siyasilere gereken açıklamaları ilgiyle, itinayla yapmaları ve işbirliği içinde olmalarıdır. Bunu temenni ediyoruz. Yoksa biz görevimizin başındayız. Bunlar olur, olacaktır da.
Türkiye'mizde bu tür konular geçmişte de olmuştur ama biz tam irademizle, gücümüzle, kaygısız bir biçimde işimize devam ediyoruz. Ama aynı zamanda da tabii yetkililerin, ilgilerin görevlerini iyi yapmalarını diliyoruz. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 80'e yakın müfettiş gönderip her odada teftiş yapacağım diye ilgi gösteren, ki teftiş edilmekten asla imtina etmiyoruz, korkmuyoruz. İlgiyi en yüksek seviyede gösteren zat-ı muhteremler bu konulara da azami ilgiyi göstermeye onları davet ediyorum. Peki o Danıştay davası sanığı Osman Yıldırım tarafından kaleme alınan ihbar mektubunda MOBESE görüntüleriyle ilgili dikkat çeken bir ifade var. Sizin Sarıyer'de Büyükelçi'yle yemek yediğiniz restoran giriş çıkışı MOBESE görüntülerine atıf yapmış ve bunlar gözdağıdır, suikastten önceki son adımdır gibi ifadeler var. Bu sizi tedirgin ediyor mu? Yani bu mektubu yazan kişinin söyledikleri beni çok ilgilendirmiyor ama beni ilgilendiren tarafı şu. Hala yani bu kadar ayıp, bu kadar kötü bir durumu bize yaşatan, yani MOBESE meselesi ciddi bir meseledir. Özel yaşama müdahaledir. Bunu bize yaşatan kurum yetkilileri, bakandan başlamak üzere aşağıya doğru tek bir cevap, tek bir yazımıza, soruşturmamıza henüz bir cevap vermemiştir. Ama bu konudan asla vazgeçmeyeceğiz. Hukuki takibimiz devam etmektedir. Sadece o ayıp değil ki, bir bakıyorsunuz bir ağaç meselesi gündeme geliyor, yine bir milletvekili bir MOBESE kaydını paylaşıyor. Herhalde tahmin ediyorum bu MOBESE meselesi bir linkle milletvekillerine mi bağlandı veya işte AK Partili bazı yetkililere mi bağlandı, onlar üzerinden istendiğinde görüntüler paylaşılabiliyor mu, böyle bir sistem mi var, açıklasınlar bunu. Sayın evet. Türkiye'de 81 il, 30 büyük şehir, İSKİ zammı ve İETT zammı öbür taraflarda da verilmiyor mu? Sadece İstanbul'a özgü mü? Bugünkü toplantıda bununla ilgili bir karar ya da bir eylem planı çıkacak mı? İSKİ ile ilgili sadece genel kurul kararı alınacak ve ondan sonra genel kurul yapılacak. Hani bugün bir genel kurul yok. Sadece istişare mekanizması sürüyor, onu söyleyeceğim. Ne yazık ki bütün büyük şehirlerde hemen hemen birkaç hariç zamlar takır takır yapılıyor. Düşünsenize, en pahalı suyu mal eden kurum İSKİ'dir. Çünkü Melen'den su basıyorsunuz 250 kilometreden. Geçen sene 1 milyar 300 milyon olan elektrik gideri bu sene 3,5 milyara yaklaşacak. 3,5 milyar en pahalı suyu getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Şu an tarife olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su tarifesi Türkiye'de büyük şehirler arasında 28. sıradadır. Yani bu kadar rakam, tablo, her şey ortadadır. Ama ne yazık ki İstanbul'a karşı yapılan bu tutumu, dediğim gibi 2019'la ilgili yaşanan travma devam ediyor. Yazık. Evet, teşekkür ederiz.